Faranjitimin beni mahvettiği bir sabahtan günaydınlar. Sesim için kusura bakmayın lütfen. Dünden beri böyleyim. Kronik faranjitim var. Bugün Swiss Hotel'deyim. Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Koruncuk Vakfı Estel Ader'den Aveda ile beraber çok güzel bir etkinlik düzenliyor. Arkamda böyle çok güzel standlar var. Birazdan gezeceğiz orayı hep beraber. Bugün burada satılan bütün ürünler yine Yaratıcı Çocuklar Derneği ve Koruncuk Vakfı'na bağışlanacak. Çok güzel paneller, konuşmalar olacak. Şimdi içeriye bir gezelim beraber. Bugün günlerden salı ve ben hastayım. Ne kadar harika. Gözlerimi açamıyorum. Ağırlaşmamak için bir şeyler kullanıyordum ama olmadı. Her seferinde böyle oluyor. Kronik faranjitim var benim. Her seferinde ağırlaşıyor ve çeviriyor. Olmuyor. Şöyle ki bugün H&M'in yeni koleksiyonunun lansmanı vardı ama gidemeyeceğim tabii ki bu halde. Doktora gideceğim. Gitmem gereken yere gideceğim. Bakalım ne ilaçlar verecek. Her seferinde antibiyotik veriyorlar. Hiç sevmiyorum, hiç hoşlanmıyorum ama. Sonra da Kalben'le buluşmam gerekiyor ve onu kesinlikle görmem gerekiyor. O öyle ihmal edip erteleyebileceğim bir şey değil. Siz de muhtemelen yarın ya da diğer gün anlayacaksınız, göreceksiniz neden olduğunu. O zaman ben toparlanabilirsem, eğer kalkabilirsem doktora gidiyorum. Bugün hiçbir şey çekemedim sizi hastalık halinden. Şimdi yarın için hazırlık yapıyorum. Bunlar yanıma alacaklarımın bir kısmı sadece. Yavaş yavaş toparlıyorum. Yarın çok heyecanlı bir gün olacak. Bugün günlerden çarşamba. Saate bakabilir mi birisi? Ben bakmıyorum ya. Özkan bakamaz. 7'ye çeyrek var. Sabah. 6.45. Yollardayız. Herkes çok uykulu, çok aç. Şu an size video çekeceğim diye mesela bir şeyler yemiyorum. Acaba yiyemiyorum. Günaydın. Ne yapıyorsun? Biz geldik biliyor musun? Değil misin? Hem de 15 dakika oluyor. Aman Allah, nasıl peki orası? Şu an keşfe çıktık. Gazino gibi, evet. Yok yok, üşümüyoruz. Hafif bir serin şu an ama siz kalın gelin. Uzun vadede biraz üşütebilir gibi. Kalın aldık yanımıza. Saç kurutma makinesi getiriyor muyum? Hayır, ben aldım her şeyi. Düzleştirici de var, maşa da var, fırça da var. Bir tek şey, tel toka gerekebilir mi bilmiyorum. Tel toka almadım. Tel toka aynen. Hilal'e hemen söyleyeyim, yolda bulsun aslında. Bir de şey, bir tane havlu getirebilir misin? Getiriyorum. Temiz pırıl pırıl fırçalarımı dizmek için havlu unutmuşum da. Bu arada az önce aynamız çatladı, nazarımız çıktı. Evet. Gerçekten. Aa, sıcaktan. Aynen. Hayır, nazardan. Bence de ya. Aa, bu da çok güzel. Şirin, ya ben seni yerim, bu ne bu? Dur. Hayvanlık bu, bu ne? Hepsi böyle, pigment işte bunlar. Saçına başına her yerde kullanabiliriz. Gözete mi? Evet. Delirdi. Gözüne her şeyi sürmekle delirdi. Yandırın. Güneş ulanları. Ama güneş. Güzel olmuyor mu abi? Güneş. Vallahi güzel oluyor. Ne durumdayız? Sahne harika. Çok yakınız. Saç oluyor. Saç kaldı. Hiçbir aciliyetin yok daha. 15 sahne hazır değil. 15 dakikamız rahat var değil mi? Çok rahat. Çok var. Rahatız. Sen, rahatız. Rahatız. Ben be. Thank you.
Klibin kamera arkası da yayınlayacağım. Yaşıyorsak eğer, yaşıyorsak eğer, böyle yaşamak karşılamadan. Kayban? Aa, ne oluyor burada? Ben bugün açıklamadım. Sen açıklamak ister misin bugün neler oldu? Bugün olanları açıklayamayız Jule. Ne zamana kadar? Aslında bugün olanları hiçbir zaman açıklayamayız ama evet. Bir gün çok yakında, yaklaşık birkaç hafta içinde izleyebiliriz. Evet, değil mi? Peki bir şey soracağım. Dürüst ol. Benimle çalışmak nasıldı? Dürüst ol bak. Şöyle diyeyim, yani dürüst ol dediğin için kıl oldum. Çünkü zaten başka bir yolu yok bu işin. Seni çok seviyorum. Gördüğüm en güzel, en doğal, en samimi ve en rahat insanlardan biri. Çalışmak çok keyifli, dostluk daha da keyifli. Çok şanslısınız. Öyle saçmalamayın. Öyle dünya tatsızlık olmuşsunuz. Saçmalamayın. Zorla söyletiyormuşsunuz da buradan böyle tek bir şey varmış. Tek herkese gidip seveceğim. Evet, bugün çok güzel geçti. Çok güzel bir gündü. O kadar mucizevi hareketlerle, o kadar güzellikler var etti ki Şule. Çok sağ ol canımız Şule ya. Çok güzel oldu. Nice güzel günlerde daha da kalabalık olmak dileğiyle. Evet, yemekten döndük. Şimdi içeride diğer bir sahne çekiliyor. Yoruldum bugün birazcık. Söyleyemedim size hala. Kalben'in klip çekimi vardı bugün. Ben de ona yardımcı olmaya geldim. Hem de klipte yer aldım. Özkan da yer aldı. Çok hoş, çok heyecanlıydı benim için. Biraz yoruldum bugün. Çünkü inanmazsınız ama tam 12 kadın, 4 erkek artı bir kendim. Toplamda 17 kişi çıkardım bugün. İnanılmazdı gerçekten. Bir ara böyle bir shutdown oldum. Ne yaptığımı bilmeden böyle çat çat ezbere gidiyordum ama herkes çok memnun kaldı. Ben de çok mutlu oldum. Benim için bir nevi challenge'tı bugün. Gerçekten nereye kadar çıkabiliyorum, neler yapabiliyorum onu görmüş oldum ben de böyle bir konuda. Öyle ki bu akşam son zamanların en iyi uykusunu uyuyacağım kesin. Şimdi aşağıya ineceğiz. Size neyi göstereceğim? Bir iki gün önce miydi neydi? Uçum çıkıyor diye göstermiştim ve iki gündür hiçbir şey yoktu. Şimdi duştan çıktım ve artık bir uçum var. Yakmaya üşendiğim için şu an böyle birazcık loş bir ışıkla karşılıyorum sizi ama benim için daha iyi çünkü lazerden beri çok parlak ve beyaz ışık biraz rahatsız ediyor benim gözlerimi hala. O yüzden bu şu an çok iyi benim için. Videonun başından beri size anlatacaklarım var aslında. Önce kötü haberle başlıyorum. Bu vlogtan bir önceki hafta, tam tarihleri hatırlamıyorum, burada her gün 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 yazıyor olacağım ama bir önceki hafta Mersin'e gitmiştim. Ve biliyorsunuz ki Snapchat'ten söylemiştim, burnumdan ameliyat oldum. O Mersin haftasını olduğu gibi vloglamıştım çünkü annem de babam da ameliyat olduğumu bilmiyordu.
Kamerayı gizlice ayarlayıp hazırlayıp annemle babamın ilk tepkilerini kaydetmiştim. Birkaç arkadaşımı birden yine aynı şekilde hiç söylemeden, onlara da haber vermeden onların tepkilerini kaydetmiştim ve süreçle alakalı sizleri bilgilendirmiştim aslında. Hem de neler yaptım, nerelere gittim, çok güzel bir vlog olmuştu aslında. Çok güzel bir benimle bir hafta olmuştu. Fakat sonrasında ne oldu? Hafıza kartım dolduğu için ve başka şeyler çekecek olduğum için ben bütün vlogun görüntülerini, kayıtlarını hard diskime kopyaladım ve hafıza kartını formatladım. İstanbul'a döndüm. Dedim ki şu videoyu bir editleyeyim artık, montajlayayım dedim ve programı attım, hard diski açtım ve son çektiğim 1-2 video vardı sadece. Onun dışındaki bütün videolar silinmişti. Şimdi böyle gülerek anlatıyorum ama gerçekten biraz canım sıkıldı. Çünkü özellikle buraya koyduğum vlogların bende de ana niteliği var tabii ki. Sizlerle paylaşmayı çok seviyorum ama benim için de hatıra oluyor aynı zamanda. Ve annemin babamın ilk tepkisi var, arkadaşlarımın tepkileri var. 3 aydır 4 aydır ailemi görmüyordum. Onlarla beraber böyle çok güzel şeyler yapmıştık. Onlar var. Onlarla birkaç soru cevabımız var ve çok trollemişlerdi de beni. Çok keyifli bir vlog olacaktı gerçekten. Benim için de çok güzel bir hatıra olacaktı. O yüzden gerçekten sinirlendim ve moralim bozuldu. Böyle tekrar tekrar kontrol ediyorum falan yok. Yani nasıl böyle bir şey oldu hiçbir fikrim yok. Çünkü kopyaladıktan sonra tekrar kontrolünü yaptığımda bütün kayıtlar oradaydı. Nasıl öyle bir şey oldu hiç bilmiyorum. Dolayısıyla sizle paylaşacağım her şey çöpe gitmiş oldu maalesef. Ve ben de hemen akabinde fark ettiğimin ertesi günü bu vloga başladım. Biraz da bu koluma devam edeceğim. Bu yoruldu çünkü. Evet, burnumu yaptırdım. Bunu önce Snapchat'ten söyledim. Ya çok güzel olacaktı o vlog. Gerçekten çok güzel olacaktı. Çünkü Snapchat paylaşımımı ve o paylaşımdan sonra sizden gelen DM'leri, videoları da dahil etmiştim vloga. Çok keyifli olacaktı. Şöyle ki, ocağın sonunda, tabii ocağın son haftası burnumdan ameliyat oldum. Sanılanın aksine, son videoma çünkü böyle çok büyük bir değişimmiş gibi yorumlar geldi ama sanılanın aksine çok küçük bir değişim oldu. Şurası, boynu hiç ellenmedi. Benim tombul bir burnum vardı. Daha doğrusu ilginç bir şekilde tombul gözüken bir burnum vardı. Şu ucundan dolayı. Hatta şöyle söyleyeyim. Şurası şöyle bombeliydi. Ve ortada bir burun gamzesi vardı. Bu da şu ucun daha da tombik gözükmesine sebep oluyordu. Ve ben bundan rahatsızdım. Yapılan tek işlem şuradaki bombenin ve burun gamzesinin alınması. Ve tam şu ucuna yerleştirilen bir kıkırdak madde var. O buradaki tombikliği biraz daha alacak. Yani burnumu zayıflatacak, ucunu zayıflatacak bir maddeydi. O eklendi. Bu kadar. Bunun dışında yanlarından hiçbir müdahale olmadı. Boyundan, şuradan hiçbir müdahale olmadı. O yüzden çok da çabuk iyileştim açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim, 8. gün çok daha şişti tabii ki. Şişlikten belli oluyordu ama 8. gün makyaj yapabiliyordum. Öyle söyleyeyim, çok rahat dışarıya çıkabiliyordum. Zaten 7 gün atel kaldı. 8. gün ben çok rahat devam edebiliyordum hayatıma. Yeniden kol değiştiriyorum. Burnumun ucunun kalkıklığıyla ilgili de birkaç yorum ve soru vardı son vlogumun altında. Hala biraz kalkık gözüküyor ucu fakat şunu söyleyeceğim. Herhangi bir kaldırma işlemi yapılmadı. Fakat buradaki atelden dolayı ve şuradan ucundan gerdirilen bantlar vardı. Onlardan dolayı ilk süreçte böyle gözükmesi çok normal. Her gün biraz daha iniyor. Hatta 7 günlük müydü, 8 günlük müydü vlog? O silinen, maalesef kaybolan vlog. O vlogta gün gün ne kadar oturduğunu çok net görecektiniz. Özellikle ilk bir ay her gün burnunuzdaki değişimi çok net gözlemleyebiliyorsunuz. İlk aydan sonra haftalık olarak her hafta o değişimi fark edebiliyorsunuz. Ben size o vlogu çektiğimde ilk bir ayın içerisindeydik ve gerçekten her gün hem buradaki şişliğin nasıl indiğini hem de yandan bu ucunun nasıl düzeldiğini çok net görebilecektiniz eğer o videolara bir şey olmasaydı. Yoruldukça kol değiştiriyorum çünkü sürekli konuşuyorum. Ben süreçten çok memnundum. Doktorum Ersun Hasipoğlu, çok çok memnunum kendisinden. O benim çok sevdiğim doktor standardı var ya, çok önemsediğim. Gerçekten çok tatlı bir doktordu. Tane tane her şeyi açıklayan, çok ilgili, çok alakalı, çok sakin, çok sabırlı ve çok becerikli bence. Bu burun ameliyatıyla alakalı
aslında bir soru cevap videosu yapmak istiyorum. Çünkü herkesin sorduğu, merak ettiği ve beklediği şeyler çok farklı. Belli ana başlıklar var ama çok farklı şeyler de var aralarında. O yüzden bir soru cevap videosu çok daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Zaten bu yakınlarda bir soru cevap videosu yapmak istiyordum. Burun ameliyatıyla alakalı merak edilen detayları da oraya saklamak istiyorum aslında. Ama genel hatlarıyla süreç anlattığım gibi. Burun ameliyatından sonra çok enteresan şeyler fark ettim. Mesela insanlar bakıyorlar ama bazı detayları görmüyorlar, gerçekten kaçırıyorlar. Totale bakıp ayrıntılara çok dikkat etmiyorlar aslında. Ve manipüle olmaya çok müsaitler, müsaitiz aslında hepimiz tabii ki. Şöyle ki, ameliyat olduktan sonra bir video çektim aslında. Ocak favorileri mi? Tabii Ocak favorileri videosunu ben ameliyattan sonra çektim ve 9. günümdü. Ameliyattan sonraki 9. ya da 10. günümdü. Ve burnum davul gibi. Burun deliklerim çok daha belirgin. Burnum çok daha kalkık ve 4-5 yorum geldi sadece o videoya. Burnunda bir şey mi var? Biraz burnu şiş gibi falan diye 4-5 yorum geldi sadece. Akabinde ben bu vlogu, bir önceki vlogu çekerken Snapchat'ten söylediğim zaman, evet burun ameliyatı oldum, böyle böyle işte aslında vloga saklıyordum ama hani sizle de paylaşmak istedim buradan dediğimde mesela bir sürü yorum geldi. Ve gelen yorumların şöyle söyleyebilirim, %90'ı, gerçekten net %90'ı, hatta belki %95'i sen şaka mı yapıyorsun, nasıl yani, ameliyat mı oldun, ben farkında bile değilim, İşte kaç zamandır takip ediyorum seni falan diyen çok kişi oldu mesela, %90'ı böyle dedi. Çok az sayıda şu yorumu aldım. Ya ben anlamıştım, evet işte ben o yorumu yapan kişiydim, evet ben fark etmiştim diyen o kadar az kişi oldu ki. Fakat mesela sonrasında bu snaplerden sonra son vlogumda birçok kişi burnunu mu yaptırdın, burnunu yaptırmışsın dedi mesela. Ki çok daha oturmuştu artık, burnum çok daha az belli oluyordu. Ama o videoda fark edilmediği halde ben snaplerde söyledikten sonra fark edilmeye başlandı. Çünkü ben artık oraya dikkat çekmiştim. Oraya bir yönlendirme yapmıştım. Çok fark edildi. Çok beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu son halini. Ama dediğim gibi çok minimal bir değişiklik yapıldı ve ben çok mutluyum. Şöyle bir gerçek var ki herkesin kendinde takıldığı bazı şeyler oluyor. Kimi kilosuna takılıyor, kimi burnuna takılıyor, kimi dudaklarına takılıyor, kimi ayaklarına takılıyor, kimi ellerine. Hep böyle kendimizde beğenmediğimiz bir şeyler oluyor, mutlaka ki oluyor hepimizde. Benim de burnumun ucundaki o tombiklikti beni rahatsız eden, benim takıldığım şey. Yani şöyle ki, çok büyük bir kompleksim olduğunu söyleyemem o konuyla ilgili ama değiştirdiğimde daha da rahatladım mı? Evet, kesinlikle rahatladım. Kimisi dedi ki, kimi arkadaşlarım dedi ki, ya bu kadar minimal bir değişiklik için bıçak altına yatmak bilmiyorum, bana mantıklı gelmiyor, hiç gerek yoktu dedi ama kendini daha iyi hissetmek, daha rahat hissetmek o kadar çok şeyi değiştiriyor ki günlük hayatınızda, yaşantınızda. Bir kere kendinize baktığınız zaman bile önceden o takıldığınız şey artık ortada olmuyor ve bu gerçekten büyük bir değişiklik. Küçük ama büyük bir değişiklik. Tam olarak less is more, az çoktur felsefesiyle gerçekleştirdiğim bir değişiklik kendimde. Ben çok mutluyum. Şu an hala şişliğim var. En son şu burnumun ucu inecekmiş. Hala çok şiş orası. Ve oranın inmesi artık çok minimal, gözle görünmeyecek kadar değişikliğe dönüşecek bir aşaması var bunun. O da 6 ay. 6 aya kadar hala bu şişliğin çok net indiğini fark edebileceğim ben. Sizler de fark edebileceksiniz. 6. aydan sonra çok minimal minimal oturmaya devam edecek ve bir senede tamamen oturacakmış doktorun bana söylediği. Bugünlerde tam 1,5 ay oluyor işte, bugün yarın salı günü doktor kontrolüm var. Tabii 1,5 ayım doldu, kontrole gideceğim. Ve hala mesela mimiklerimi tam olarak kullanamıyorum. Şuradan kesildiği için aslında hala mesela bu kadar. Tam kapatamıyorum dudaklarımı. O ruju sürdükten sonra hareketi vardır ya, çok komik gözüküyorum ya şu an. O hareketi yapamıyorum mesela hala. Şuradan gerdirdiğini hissediyorum. Burnumu silemiyorum mesela hala. Dokunduğum zaman burnumda o hassasiyet hala devam ediyor. Çok gülerken mesela, çok kahkaha attığım zaman şuralardan bir baskı hissediyorum ve
Gülemiyorum yani, o an o gülüşüm duruyor mesela, o baskıdan böyle bir anda ciddileşiyorum, gülemiyorum falan. Yani hareketlerimi tabii ki kısıtlıyor şu an hala, dolayısıyla mimiklerimi de tam olarak kullanamıyorum ama yavaş yavaş, yine kol değiştiriyorum. Yavaş yavaş bunların hepsi oturacak, hepsi düzelecek. Ben süreci gerçekten çok hızlı atlattım, çok iyi atlattım. Çok ufak bir değişiklik yapıldığı için, belki çok daha büyük bir değişiklik yapılsaydı bu kadar çabuk atlatamayabilirdim. Bu kadar kolay geçmeyebilirdi de. Çünkü benim o bir haftalık atel sürecim de gerçekten kolay geçti. Tabii ki burada doktorun çok büyük bir etkisi var. Ben çok uzun süre araştırdım bu doktoru ve sonunda karar kıldım. Ersun Hasipoğlu kesinlikle bu konuda önerebileceğim bir isim ama kesinlikle sizin de araştırma yapmanız gerekiyor. Doktorunuzla hemfikir olabilmeniz gerekiyor. Aynı şeyi istiyor olabilmeniz gerekiyor aynı konuda. Bunlar çok önemli şeyler gerçekten. İyi bir araştırma yapmak, mutlaka gidip konuşmak yüz yüze. Fotoğraf mesela, ben muayeneye gittiğim zaman, muayene de değil, ilk görüşmeye gittiğim zaman fotoğraflarım çekildi. Onun üzerinde nerede neler yapılacağı, ne kadar yapılacağı bana gösterildi. Bunlar çok önemli noktalar gerçekten. Kesinlikle biliyor olmanız gereken ve öncesinde mutlaka kararlaştırmış olmanız gereken noktalar. Ben şurayı şöyle yapalım, şurada şunu istiyorum demeden önce zaten doktorum tık 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 yapıp böyle. Bence bu kadarı yeterli. Çok da böyle bir şeyleri değiştirerek doğallıktan uzaklaşmamamız gerek dedi ve beni orada kazandı zaten. Ben doktorumdan çok memnunum. Kesinlikle gönül rahatlığıyla öneriyorum diyebiliyorum ama siz yine de mutlaka bir arayın, gidin, görüşün, konuşun eğer böyle bir şey düşünüyorsanız. Bu çok önemli bir adım çünkü. Bu arada sanırım bu vlogu birazcık bekletmem gerekecek. Yani Mart başı, belki Mart'ın ikinci haftası gibi falan yayınlayabileceğim. Çünkü Kalbe'nin klibi. Yani o görüntüleri, klip yayınlanmadan ben yayınlayamam tabii ki. O yüzden klibin yayınlanmasını bekleyeceğiz muhtemelen. Bu işler her zaman belli olmuyor. Bazen böyle beklenmedik sürprizler olabiliyor. O yüzden umarım bir aksilik olmaz. Daha fazla ertelenmez tarih. Ben de bir an önce yayına girebilirim bu vlogu. Klip yayınlandıysa artık ve bu vlog yayındaysa, siz bu videoyu izliyorsanız Kalbe'nin klibine de mutlaka bakmayı unutmayın. Gerçekten çok keyifliydi, çok yorucuydu, çok koşturmacalıydı ama inanılmaz keyifliydi. Çünkü orada gerçekten güzel bir arkadaş topluluğu vardı. Kocaman bir aile, gerçekten kocaman bir aileydi oradaki. Hatta öyle ki ışıkçısından sesçisine, yönetmen zaten Berkant'tı, Kalbe'nin eşi. Ya çok çok eğlenceli bir ortam vardı gerçekten ve hepimiz beraber, herkes en iyi yapabildiği şeyi en iyi şekilde yapmaya çalıştı orada. Çok güzel bir iş çıktı diye düşünüyorum. Sonucu henüz hala ben de görmedim ama oradaki atmosfer ve oradaki çaba, eminim çok iyi bir şey çıkmıştır ortaya. Şu an o videoya yönlendirme yaparken çok iyi bir şey izleyeceğinizden eminim. Evet, sanırım bu kadar. Artık gidip valizlerimi boşaltmalıyım. Kirlilerimi yıkamalıyım. Ve bir duş almalıyım. Sonra da uyumalıyım. Böyle bir takıntım var. Ne zaman tatilden dönsem valiz o akşam boşaltılır. Temizler yerine ayrılır. Çünkü hep her zaman ihtiyacım olandan fazlasını götürüyorum yanımda. Bunu hala öğrenemedim. Kirliler yıkanır, asılır, duş alınır ve öyle yatılır. Ya yorgunluktan ölsem de bunu yapıyorum. Neden bilmiyorum. Annem de hep böyleydi. Ne zaman, ben küçükken hatırlıyorum, ne zaman tatilden dönsek annem böyle gece kadar uyumaz. Kirliler yıkanır, asılır falan, etrafı toparlar. Hep böyleydi. Ya ertesi güne sanki o tatile hiç gidilmemiş, o düzenden hiçbir şey kaybedilmemiş, hiçbir şey sekteye uğramamış şekilde hayatımıza devam ediyor olurduk. Bunu annem başarırdı. Zeynep benim ya. Herhalde ondan geçti. Tabii ki onun kadar olamıyorum hiçbir zaman hiçbir şeyde ama bir şeyler geçiyor ister istemez. O yüzden hala uzatıyorum lafı. Hala konuşuyorum. İşten mi kaçıyorum bilinçaltımda acaba? Bilmiyorum. Hira olsaydı kesin böyle söylerdi. Hira'yla da bir video çektik. Ama o videolar gitti mi onu kontrol etmedim mesela. Hira ile olan videolar duruyor mu ona bakayım. Of, çok güzel şeyler hazırlamıştım Mersin'deyken size. Neyse, bir daha yaparım. Yani en azından Hira ile olanı bir daha yapabilirim. Tamam, artık gidiyorum. Hepinizi çok seviyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Bu arada burnumdan dolayı spora ara vermek durumunda kalmıştım tabii ki.
Şimdi birinci ayımda olduğuna göre tekrar spora başlayabilirim. Seviniyorum, tabii ki seviniyorum. Çünkü spor yapmadığım zaman kötü hissediyorum kendimi. Hadi kalkalım şöyle. Çamaşırlar bekliyor.